Buna göre haritada verilen yerleşim birimlerinden hangisinin yeri öncelikle değiştirilmelidir denilmiş. Topografya haritasında gösterilen bölgede bazı yıllarda meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve taşkın olayları görülmektedir. Bu yüzden burada sel riski fazla olan, özellikle de dere yataklarında bulunan yerleşmeler başka bölgelere taşınacaktır deniliyor. Burada bizden dere yatağının hangisi olduğu sorulmuş. İzohipslerin yükseltinin arttığı yöne girinti yaptığı bölgeler dere yatağıdır. Yani burada bir akarsu vadisi çizmek istersek bu Örenköy'den geçer. Dolayısıyla Örenköy'ün bulunduğu yerin bir dere yatağı olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da sel ve taşkın riskine karşı Örenköy'ün yerinin değiştirilmesi gerekir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki durumlardan hangilerinin ortaya çıkması dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönüyle açıklanabilir denilmiş. Güneş ışınlarının yere düşme açısının değişmesi dünyanın şekli, dünyanın eksen eğikliği, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak değişir. Dünyanın dönüş yönüyle bir ilgisi yoktur. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Fakat dünya tersine de dönseydi yine gece ile gündüz birbirini takip ederdi. Yani dolayısıyla dünyanın dönüş yönüyle bir ilgisi yoktur. Fakat sürekli rüzgarların kuzey yarımkürede sağa doğru sapması dünyanın dönüş yönüyle ilgilidir. Dünya tersine dönmüş olsaydı kuzey yarımkürede rüzgarlar sağa değil sola doğru saparlardı. Japonya'nın Türkiye'ye göre yeni yıla daha önce girmesi, Japonya'nın doğuda bulunması ve dünyanın batıdan doğuya doğru dönüyor olması ile ilgilidir. Dünya tersine dönmüş olsaydı Türkiye'de yeni yıla Japonya'dan daha erken girilirdi. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 3 diyoruz. Yani C seçeneği doğrudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisi daha azdır denilmiş. Bursa'da bulunan Uludağ'da kış turizminin yapılmasında hem yer şekillerinin etkisi vardır hem de kar yağışından dolayı iklimin etkisi vardır. Kış aylarında Doğu Anadolu'da kara ulaşımının aksamasında kar yağışının ve donma olaylarının etkisi vardır. Yani iklimin etkisi vardır. Güneydoğu Anadolu'da güneş enerji potansiyelinin yüksek olmasında iklim şartlarının yani bulutlu gün sayısının az olmasının etkisi vardır. Ülkemizin bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almasında Türkiye'nin bitki örtüsünün yani dolayısıyla ikliminin etkisi vardır. Fakat Doğu Karadeniz kıyılarında tarımda makine kullanımının az olmasının nedeni yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Yani iklimle ilgili bir durum değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre X ve Y merkezleriyle ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğrudur? X merkezindeki gece gündüz süre farkı Y merkezine göre daha azdır denilmiş. X merkezinin bulunduğu yer ekvatora daha yakın olduğu için bu bilgi doğrudur. Y merkezinde yıl içinde 24 saat süren gece ve gündüzler yaşanır denilmiş. Kutup dairesinden sonra geldiği için 66'dan derecesi daha büyük olduğu için 24 saat süren gece ve gündüzler yaşanır bilgisi doğrudur. X merkezi eksi ikinci saat diliminde yer alır denilmiş. 30 derece 15'in 2 katıdır. 2 kere 15 30 ediyor. Bundan dolayı 2 diyebiliriz. Ve 30-35 batıya doğru dereceler artmasından dolayı buranın batı yarımkürede olduğu söylenebilir. Batı yarımkürede saat dilimleri eksi 2, eksi 3 şeklinde söylenir. Bundan dolayı burası ikinci saat dilimindedir, eksi ikinci saat dilimindedir bilgisi de doğrudur. Dolayısıyla verilen 3 bilgi de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi yıl içinde en fazla yağışı yaz mevsiminde alır denilmiş. Karadeniz kıyılarında en fazla yağışlar sonbaharda görülür. Marmara kıyılarında, Güney Marmara'da, Akdeniz kıyılarında en fazla yağışlar kış mevsiminde görülür. İç Anadolu'da yağışlar en fazla ilkbahar mevsimindedir. Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde ise en fazla yağışlar yaz mevsiminde görülür. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre durumlarından hangileri epirojenik hareketlere yol açabilir denilmiş. Buzulların erimesi sonucunda bir kara kütlesinin hafiflemesi, volkanik faaliyetler sonucunda bir kara kütlesinde ağırlığın artması,
Akarsuların deltalarda biriktirme yapması sonucunda delta alanlarında ağırlığın artması, bunlar izostatik dengenin bozulmasına ve epirojenik hareketlere yol açabilir. Bundan dolayı 1, 2, 3, 3'ü de doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı yer şekilleri ve bu yer şekillerini oluşturan dış kuvvetler eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Falez dalga aşındırması sonucunda oluşur. Bu bilgi doğrudur. Kırgıbayır akarsu aşındırması sonucunda oluşur. Bu bilgi doğrudur. Obruklar yeraltı sularının etkisiyle oluşur. Bu bilgi doğrudur. Tombolot dalga biriktirmesiyle oluşur. Bu bilgi doğrudur. Fakat travertenler akarsular etkisiyle oluşur denilmiş. Yeraltı sularının etkisiyle oluşur denmeliydi. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olduğu bölgeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Toprak ince taneli ve gevşek dokudadır deniliyor. Bu doğru bir bilgidir. Çünkü böyle yerlerde rüzgarın aşındırması ve taşıması kolaylaşır. Rüzgarlar kurak bölgelerde etkili olmasından dolayı yağış miktarı azdır. Bu bilgi de doğrudur. Yağış miktarının az olduğu yerlerde bitki örtüsü cılızdır. Ve rüzgarların aşındırması, taşıması ve biriktirme faaliyetlerinin yaygın olduğu yerler genellikle yer şekillerinin de sade olduğu yerlerdir. Böyle yerlerde rüzgarın hızı daha fazladır. Fakat rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olduğu bölgeler kimyasal aşındırmanın şiddetli olduğu yerler değildir. Çünkü kimyasal ayrıştırmanın fazla olduğu yerler nemli bölgelerdir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda iç kuvvetler etkilidir denilmiş. İkinci şeklin oluşumunda yeraltı suları etkili olmuş. Yeraltı suları dış kuvvettir. Dördüncü şeklin oluşumunda akarsu etkili olmuş. Akarsular, sel suları etkili olmuş. Akarsu bir dış kuvvettir. Birinci ve üçüncü şeklin meydana gelmesi orojenezle olmuştur. Birinci şekil kıvrımdır. İkinci şekil ise kırıklı bir arazidir. Birinci şekilde antiklinal ve senklinal yapılar oluşmuştur. İkinci şekilde ise horst ve grabenler meydana gelmiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani B seçeneği doğrudur. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangilerinde aktif volkanlar bulunur denilmiş. Dünyada Büyük Okyanus'un çevresinde yer alan bölgelerde, Büyük Okyanus çevresinde ve bir de Alp Himalaya kuşağı içerisinde aktif volkan bölgeleri bulunur. Burada verilen yerlerden 2 numaralı bölgede İtalya'daki Etna, Vezüv yanardağları bulunur. 4 numaralı bölgede Büyük Okyanus çevresinde olmasından dolayı yanardağların bulunduğu bölgelerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 4, yani D seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi karstik şekiller arasında yer almaz denilmiş. Karstik şekiller kalker üzerinde gelişen yer şekilleridir. Yeraltı ve yerüstü sularının etkisiyle meydana gelir. Dolin, mağara, polye, sarkıt gibi şekiller karstik arazilerde görülen yer şekilleridir. Fakat siltlerin oluşması buzul aşındırmasına bağlıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada gösterilen kıyılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. 1 numaralı alanda, yani Doğu Karadeniz'de kıta sahanlığı dardır. Yani kıyı birden derinleşir. Bu bilgi doğrudur. 2 numaralı alanda eski akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşan ria tipi kıyılar bulunur. İstanbul Boğazı bulunmasından dolayı bu bilgi doğrudur. İstanbul Boğazı, Haliç burada bulunur. 4 numaralı alanda dağlar kıyı çizgisine dik uzanır. Kıyı Ege'de dağlar kıyı çizgisine dik uzandığı için bu bilgi doğrudur. 5 numaralı alanda verimli alüvyal topraklar bulunur. Çukurova Deltası burada bulunmasından dolayı bu bilgi de doğrudur. Fakat 3 numaralı alanda eski sıra dağların sular ile çevrilmesi sonucu oluşan dalmaça tipi kıyılar görülür deniliyor. Bu bilgi yanlıştır. Türkiye'de dalmaça kıyı tipi sadece Antalya'nın batısında Antalya'nın Kaş ilçesi kıyılarıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir.